Evet, Dark'la ilk projemizi, ilk dersimizi yapalım ve genel olarak nedir? Bir programlama diline geçtiğimizde bir Hello World yazdırırız. Bu derste de bunu yapıp birkaç ayrıntıdan bahsedeceğim. Şimdi burada lib diye bir klasörüm var. Genel olarak genelde bir klasör açtım. Kısa yolları bunun içine koydum. Buraya geliyorum. Mesela yeni bir folder dedip buna bölüm 1 diyeceğim. Şimdi ben bu klasörü oluşturduğumda dosya kısmıma gittiğimde bakın dibin altında hani package oluşturmak gibi bir şey aslında bu. Bölüm 1 diye bir klasör geldi. Daha sonra bunun içine ne yapacağız? Yeni bir dosya diyeceğiz. Ve bu dosyanın uzantısının Dart olmasına dikkat edeceğim ki hem editörüm anlasın hem de uygun SDK çalıştırılıp bu proje derlensin. Ve buna ne diyelim? Hello World. Hello alt çizgi word.dart diyorum. Ve lütfen buradaki isimleri vesaire verirken benim yazdığım gibi vermeye çalışın. Daha sonra bunların en olması gerekenin halinden bahsedeceğim sizlere. Yani sınıflar şöyle olur, değişkenler böyle olur, package'lar böyle olur gibisinden. Ama şu an hiçbir şey bilmediğinizi varsaydığım için kafanızı karıştırmak istemiyorum. Türkçe karakter kullanmamaya, boşluk kullanmamaya dikkat edin yeterli. Mümkünse şu an için benim verdiğim isimlerin birebir aynısını verin. Daha sonra buraya gidip şöyle main yazıyorum. Zaten main yazdığımda bu burada sabit tanımlı olduğu için yani bu bir Dart dosyası ve editörüm bunu anlıyor ve bana ilgili metodu yazdı. Peki bu main metodu veya metot nedir? Main metodu nedir? Bunlardan bahsedelim. Metot kavramının üzerinde, fonksiyon kavramı üzerinde daha sonra duracağız ama aslında burası benim programımın çalışmaya başlayacağı yani çalışmaya besmele çektiği yer arkadaşlar. Ve burada bazı yerlerde, bazı editörlerde de diyebiliriz. Void anahtar kelimesini görebilirsiniz. Dediğim gibi bunlardan ileride detaylıca bahsedeceğiz. Daha sonra mesela ilk olarak ne yapalım? Bir print. Print yazdığımızda print komutu ne işe yarıyor? Benim konsoluma ve oraya verdiğim mesajı yazdırmaya yarıyor. Mesela ben buraya Emre altın bilek yazdıracağım. Dart dilinde her bir satırın sonuna noktalı virgül koymanız gerekiyor. Aksi takdirde hata alırsınız. Şimdi burada gelin bir debug deyip başlatalım bakalım ne oluyor. Bir şeyler oldu. Aşağıda bir çarpı var. Şöyle tıklarsak zaten problemler kısmında burada çıktı. Ne diyor? Too many position arguments. Undefined name Emre. Buradaki olayın, buradaki hatanın sebebi ben buraya bir metin gönderiyorsam yani konsola metin yazıyorsam bunun mutlaka çift tırnaklar içinde olması gerekiyor. Bakın anlık olarak zaten değişti. Tekrar debug diyelim ve debug konsola bakalım. Yine bir hata var. En başa gidiyoruz. Ne diyor? Lib bölüm 1 main.dart bulunamadı diyor. Peki bu nereden geliyor? Şöyle bir bakalım. Yani program yazmak kadar bir hata alınca onu düzeltmek, onu bulmak da hani o yüzden böyle hatalar sebep oluyorum. Hani bilmediğimden değil yanlış anlaşılmasın. Önemli olan hatayı anlayıp çözebilmek. Burada dedi ne? Lib diye bir klasörün altına gittim. Onun altında bölüm 1'e gittim. Ama onun altında main.dart diye bir şey bulamadım. Hani belki şunu duyarsınız. İlla bu dosya main.dart olacak diye. Aslında öyle bir şey yok. Şimdi benim burada bakın otomatik olarak oluşturulmuş .vs kod diye bir klasörüm var ki eğer bir klasörün başında nokta varsa bu onun gizli dosya olduğu anlamına geliyor. Mesela şuraya bakıyorum. Bakın burada .vs kod diye bir şey var. Hani bu Linux'lardan kalma bir alışkanlık. Başında nokta varsa bu gizlidir. Windows'ta bu pek önemsenmiyor ama Linux veya Mac'lerde bu gizli dosya anlamına gelir. Ve diyor ki onun içinde main.dart'ı bulamadım diyor. Demek ki burada öyle bir tanım var. Bakın programın adı Dart diyor. İsmi Dart diyor. Programda yani bu aslında şu. Ne zaman ki kullanıcı burada F5'e veya Start Debugging dediğinde git ilk olarak buradan başla. Burada bir main metodu var. Onu çalıştırmayla işe başla. Yani burada 100 sayfalık bir kod bile olsa ilk başlayacağı yer burası. Benim altı bölüm 1'in altında Dart main yok ama Hello World diye bir dosya var. Oradan başla diyebilirim. Hello World. Evet. Bunu yaptıktan sonra artık debug dersem gördüğünüz gibi Emre Altunbilek çıktı. Şimdi sizden ricam buraya Hello World veya ben Dart'ı öğreneceğim gibi şöyle güçlü kuvvetli bir cümle yazmanız. Yapacağınız işlem aslında oldukça kolay. Şu çift tırnakların arasına ne yazacağız? Ben Dart ve Flutter öğreniyorum.
Burada herhangi Türkçe karakter vesaire sıkıntımız yok. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Buraya verdiğiniz ifade hani sayı da olsa ekrana direkt olarak ne olacaktır arkadaşlar? Yansıyacaktır. Ve play, şuradaki play tuşuna basarak da bunu yazdırabiliyorum. Yani biz şu print ile yazdığımız şeyleri nerede göreceğiz? Debug.console'da. Terminalle kafanız karışmasın. Burada göreceğiz. Şu an output'ta vesaire herhangi bir şey yok. Konsol kısmında bunu görüyorum. Ve bu çift tırnakların arasında sayı da yazsanız bu da normal bir metinmiş gibi. Yani ben buraya gidip de hemen böyle bir alt satıra geçelim. Mesela ne yapabilirim? Ctrl C ve V yapıp bunu kopyalayabilirim. Ctrl Z ile geri alıyorum. Veya neyi öğrenmiştik? Shift, Alt ve aşağı okuna basarak bunu da yine kopyalayabilirim. Hani kopyalamaktansa ilk başta şöyle sıfırdan yazmak daha iyidir. Print'e bastım. ESC'nin altındaki çift tırnağa bastığımda bakın ve sonra Backspace'e basarak bu alanı hızlı bir şekilde güncelleyebilirim. Mesela ben buraya 5 artı 6 yazsam ve tabi sonuna da noktalı virgül koymayı unutmuyorum. F5'te bunu çalıştırsam. Gördüğünüz gibi aslında ben 11 gibi bir değer beklerken ne yaptı? Direkt olarak yazdı. Demek istediğim bu çift tırnaklar arasına yazacağınız ne olursa olsun direkt olarak ekrana basılacaktır. Bir metin gibi algılanıyor. Yine Shift Alt Alt tuşuna bastım. Mesela bunu böyle kullanabileceğimiz gibi Shift 2 tuşlarına bastığımda tek tırnakları içine de yazabiliriz. 5 artı 8, 9 diyelim bu sefer de. Burada da yine herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Peki ben bunun sonucunu görmek istiyorsam ne yapmam lazım? Bu sefer çift tırnakları değil direkt olarak ifademin kendisini. Sonuçta Dart bir programlama dili ise bunu hesaplayıp bana 14 olarak verecektir. Bu ifadeyi HTML'de yazarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz ama bir programlama dilinde yazdığınız için matematiksel operatörler çalışacaktır herhangi bir sorun olmadan. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle birkaç örnek daha yapalım. Print diyelim. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Emre yazdıktan sonra veya şöyle Emre'nin şöyle yapacağım. 2'ye bastım. Emre'nin kitabı, dersleri diyelim. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Niye? Hani ben burada aslında kesme işareti kullanmak istedim. Ama burayı yazdırmadı. Çünkü böylece ne yapmış oldum? Şu ifadeyi burada kapatmış oldum. Ondan dolayı ki buradaki yazının bir anlamı kalmadı. Sonuçta Dart dilinde böyle bir komut da yok. Haliyle hata veriyor. Peki ne yapmak lazım? Ya burada gidip çift tırnak kullanacaksınız. Bu şekilde. Ya da bunlar tek tırnaksa bu şekilde. Burada da neydi onun adı? Kaçış karakteri. Geliyorum buraya. Yani burayı bir şuradaki işaret olarak algılama. Bu benim metnimin bir parçası. Şöyle Alt, GR ve soru işareti tuşlarına bastığınızda buna Escape karakteri geliyor. Ve böylece bunun önündeki işaretin bir anlamı kalmıyor. Sadece bir metinsel bir ifade olarak algılıyor arkadaşlar. Şu an için bunları bilmeniz yeterli. Onun dışında yine stringlerle çok fazla uğraşacağız. Yani metin ifadeleriyle çok fazla uğraşacağız ama iki ifadeyi birbirine bağlamak için matematikteki artı işareti metinlerde ne işe yarıyor? İfadeleri birbirine bağlamaya, yani yan yana yazdırmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi Emre dedim, ifademi bitirdim, sonra artı dedim, daha sonra da ifadeyi yazdım. Yani buraya gidip de eksi yazarsanız bilmiyorum nasıl bir sonuç elde ediyorsunuz ama böyle bir kullanım da yok. Artı ifadesi metinleri birbirine bağlarken kullandığımız ifade. Ve yine bu derste bahsedelim. Bizim yorum satırı atıyorum. Ben burayı şurayı diyelim. Yorum satırı içine alacağım. Yorum satırı ne? Yani burası çok karışık bir kod. Yarın öbür gün ben bunun ne işe yaradığını unutabilirim. Bir bakışta anlamak için bir açıklama yazacağım. Ne diyeceğim? Bu satır 5 ile 9'u çarpar. Böyle bir açıklama yazmak istiyorum mesela. İşte bunu yazdığımda artık bu ifade bu benim için okunur. Yani konsolda vesaire bunu görmeyeceksiniz. Sadece kodunuzun içinde derleyicinin de çok umursamadığı bir satır kod yazdınız. Şuraya da gelip birden fazla satır kod, birden fazla açıklama yazmak istiyorsanız bakın bu şekilde aslında bütün ifadeyi ne yapmış oldum? Yorum satırı bloğu diyelim buraya da. Yorum satırı bloğu. Evet, bu şekilde de kullanıyoruz.
kodlar birbirine çok fazla girdi, çok değişik şekillere büründüler vesaire derseniz hani oldu ya bir şekilde kodlarınız böyle oldu. Ne yapıyorduk? Shift, Alt ve F tuşları yani formatın F'sine bastığımda da yine editörüm kodlarımı derli toplu bir halde bana gösteriyor. Ve yine kısa yollarda öğrendiğimiz neydi? Atıyorum ben burayı yorum satırı olarak görmek istemiyorum artık. Shift, Alt, A. Hani bunu hatırlamıyorsanız da şöyle seçip Selection değil de Edit kısmında Block Comment diyebilirsiniz. Onu da yapabiliyorsunuz. Şöyle seçtim burayı. Bu da tek satırlık comment'ti hatırlarsanız. Böyle de yapabilir. Evet, bu dersi burada bitirelim. Böylece Dart diline bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki derste yine devam edeceğiz.